Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bu arada bayram bayram size yine her zamanki gibi kolonyamızdan vermek istiyorum. Şöyle buyurun kolonyalarımızı alalım. Bir dakika bir şey daha vereceğim. Size şöyle şeker de ikram edeyim. Arkadaşlar tabağa koymayı daha beceremedim. Şöyle babam da en ucuzundan almış. Buradan buyurun arkadaşlar. Yani günümüz şartlarında her şey pahalı olduğu için adam ekonomik şeker almış yani. Çok normal. Her neyse bugün 2023'ün en korkunç ve gizemli WhatsApp konuşmalarını izleyeceğiz. Bir önceki seri çok fazla izlenmiş. Çok dikkat çekici bir seriydi benim için de. Kapı çaldı. Çocuklara şeker verip geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar çocuklara şeker uzattım. Paketin hepsini aldılar. Neyse şimdi hızlıca uzatmadan videomuza geçelim. Hop! Video. Evet başladık. Anne orada mısın? Evet buradayım Sude'cim. Ne oldu? Sen niye daha yatmadın? Anne sanki kapının arkasında bir gölge var. Etrafta dolaşıyor. İçeri hırsız girmiş olabilir anne. Korkuyorum ya. Sude kızım odanızın kapısını iyice kapatın. Senin ev arkadaşın Ayşe nerede? Yanında değil mi? Tek misin? O bugün diğer arkadaşımın evinde kalacaktı. Bu gece evde tek olmam gerekirdi anne. Bu kim şimdi ya? Lütfen sakin ol benim güzel kızım. Etrafında işine yarayabilecek, silah olarak kullanabileceğim bir şey yok mu? Sopa gibi veya bıçak gibi. Yuh! Yuh! Meyve bıçağı çalışma masamın üzerinde duruyor anne. Ne yapmamı istiyorsun? Onu al eline şimdi. Korkmamaya çalış. Elin titremesin lütfen. Cesaretini topla Sude. Yok artık annenin verdiği fikirlere bak. Anne kapıyı zorluyor. Allah aşkına bana bir akıl ver. Anne korkuyorum. Ne yapmam lazım? Lütfen çabuk yaz. Elindeki bıçağı kullan. Onu yarala veya öldür. O sana saldırdı. Senin hatan değil Sude'cim. Polisler sana bir şey demeyecektir. Yok artık. Abi yapma böyle bir şey. Hayır. Hayır cinayet işleme. Anne sen emin misin? Ben bunu yapamam anne. Lütfen bir şeyler söyle. İçeri girmek üzere. Işıklar kapalı ve ben kapının hemen arkasında bekliyorum. Odaklan kızım. İyice odaklan. İçeri girer girmez onu bıçaklayacaksın. Ya annenin verdiği tavsiyeye bak. Bak Sude beni dinle. Cesaret topla ve odaklan. Baban da yanımda. Polisi aradı. Polisin gelmesi uzun sürer. Anne ama kapının arkasındakinin içeri girmesine saniyeler kaldı. Lütfen anne. Anne! Anne yardım et anne. Bak güzel kızım. Hadi lütfen dediğimi yap. Elindeki bıçağı iki elinle tut ve kapıyı açar açmaz sapla. Hayır. Böyle bir şeyi ben kaldıramam bir saniye. Böyle diyorsan öyle olsun. Yapacağım. Lütfen dua et benim için anne. Yap Sude. Yap şunu. Anne. Anne bıçağı kullandım. Yere yığıldı ama. Anne bu sanki şeye benziyor. Anne olamaz ya. Anne bu arkadaşım Ayşe. Oha. Hayır olamaz. Anne ben ne yaptım anne. Oğlum manyak mısın sen? Arkadaşını bıçakladı. Bunun Ayşe olduğunu biliyordum zaten kızım. Ne? Arkadaşını mı bıçaklattırdın kızına? Ne diyorsun sen anne? Ne diyorsun? Lütfen babam ambulans arayıp bu evin adresini ver. Versin. Çabuk olun anne. Abi manyak bu nasıl anne? Arkadaşını bıçaklattırdı. Hayır kızım baban da öldü. Anne ne saçmalıyorsun sen anne? Neler diyorsun sen Allah aşkına? Abi kadın manyak şizofren mi? Benim annen olduğumu da nereden çıkardın söyle. Benim annen olduğumu nereden çıkardın söyleyecek mi? Anne sen değil misin? Kimsin sen? Annesiyle konuşuyor ama. Annemle babam nerede? Abi şaka mı bu? Bir şeyler yaz sen kimsin? Cevap vermiyor. Annecik de yok artık söyleyecek. Ayrıca Sudecik anne gitti, baba gitti, kız arkadaş Ayşe gitti. Sen beni hiç tanımayacaksın. Polisler de beni göremezler. Ne? Beni duyamazlar, beni bulamazlar. Allah kahretmesin. Sıçtık. Vallahi çok. Sadece burada yazdıklarım kaldı geriye. Hadi güzel Sudecik. Allah çok kötü bir şey bu. Böyle bir konuşma cidden gelir senin için de geleceğim ama. Sude, o zamana kadar hoşça kal. Sude, Sude, Sude kendine dikkat et Sude. Abi bu ciddi anlamda sarsıcı bir konuşma ya. Annesiyle konuşuyor ve yanlışlıkla yani onun söylemesiyle arkadaşını öldürüyor. Babası ölüyor, annesi ölüyor falan. Ve bunu başkaları yaptırıyor. Çok kötü. Bir farklı WhatsApp konuşmamız Ezgi ile konuşuyor arkadaş. Ezgi diyor soru işareti atıyor. Ne yapıyorsun? Oturuyorum sen. Bize gelsene diyor. Gelemem. Neden gelemezsin diyor o da. Saat geç diyor. Saat tam da 12-16 gece. Olsun gel diyor. Tamam geliyorum dedi Ezgi. Güzel. Bayağı samimiler diye düşünüyorum. Evden çıkarım şimdi dedi. Okey. Tamam bekliyorum dedi arkadaş da. Sonunda abi vallahi kötü bir şey olmasın. Bak birini daha öldürmesinler. Ben dayanamam buna. Ezgi yazıyor şu an. Evden çıktım gelirim 20 dakikaya. Tamam okey. Saat bu arada 00:17 arkadaşlar. Evden çıkarım dediğinde aha Mert dedi. Ne oluyor? Dur ne oluyor? Dur. Bak garip bir mesaj geldi. Birisi beni takip ediyor diyor. Kim? Slenderman olabilir mi? Mert dalga mı geçiyorsun yazdı Mert. Ne oluyor olabilir? Hayır Mert yardım et. Abi sana nasıl yardım etsin? 20 dakikada... Gelebileceğin ev yani 20 dakika evinizin arası var. Bu çocuk nasıl gelsin hemen sana? Birisi beni takip ediyor. Kime benziyor? Neredesin? Lan daha kız evden çıkmadı. Nerede olabilir? Evde işte. Bilmiyorum mu? He. Kime benzediğini bilmiyor. Okey. Yüzü gözükmüyor. Tamam. Hızlandı. Hızlandıysa koş Ezgi. Hızlandıysa bir Slenderman olabilir mi? Yüzü gözükmüyor. Yüzü gözükmeyenlerden birisi zaten Slenderman. Olabilir. Koşamam beni yakalar. Ama Slenderman o kadar hızlı koşamıyordu. Anlamamış gibi yapıyorum. Polisi ara Ezgi.
Ara bu. Aynen polisi ara İzgi. Mert'e söyleyeceğine polisi ara. Bana sesleniyor. Ne diyor? Anam. Anam. Ezgi kaçman lazım oradan Ezgi. Ezgi kaçma benden. Polisi ara hemen. Neredesin? Abi neredesin deyip durma. Kız evinin orada şu an. Ve gerçekten polis bana doğru koşuyor diyor. Ezgi kaç. Kaç. Kaç buraya koş. Koşa koşa gel. Lan aynı zamanda Salman da sen de çık da kızın evine doğru koşsana bunları yazarken. Ya ben mesela ben olsam benim kız arkadaşım olsa bu. Koşa koşa gidiyordum şimdi yardım et Mert diyor. Ezgi çabuk. Sen nasıl Mert? Adın gibi değilsin kardeşim. Biraz Mert ol Mert. Mert ol. Ben şimdi ya var uçtuydum ya kızın yanına. Ezgi duyuyor musun diyor. Ezgi cevap vermiyor bu arada. Polisi ara. Cevap ver Ezgi. Anam. Ezgi hakkın rahmetine kavuştu. Aha yazıyor. Mert ne oldu? Dışarı çık. Aha. Aha. Ben geliyorum canım. Ne? Ezgi nereye kayboldum? Merak ettim. Abi ne alaka? Az önce... Bu kızın psikolojik sorunları var bence. Geliyorum şekerim. Lan az önce seni birileri takip ediyordu, korkuyordun. Ne ara geliyorum şekerim oldu? Kapıyı aç, aşağıdayım. Sen Ezgi değilsin. Yok yok. Ben bunu daha kaldıramam. Git buradan. Ne olacak? Dur. Pencerene bak benim. Allah! Hayır! Bakma! O pencereye bakma! Hayır! Bakma o pencereye. Bakma bakma. Vallahi bakma başla. Ve senin de işini bitirdim. Aaaa! Mert! Mert yaşıyor mu kardeşim? Abi bu videoda hep birilerinin başına bir şey geliyor ya. Niye böyle şeyler oluyor? Mert'in canına kıydılar. Bir arkadaşı tarafından yazıldı ve bu yazan aslında artık arkadaşı değildi büyük ihtimalle. İlkinde de annesi kızına bir şeyler söyledi. Ona yapması gereken şeyleri söyledi. Kız da annesi olduğunu için yani onu... Sandığı için, güvendiği için yaptı bunları. Ve o da annesi çıkmadı. Başka birisi çıktı. Annesini babasını kaybetti. Çok kötü olay ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz WhatsApp korku mesajlarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar. Öpüyorum hepinizi. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.